anneler. Bugün size bebek bezlerinden bahsedeceğim. Bebek bezi karşılaştırması yapacağım. Bebek bezleri belki de en fazla para harcadığımız kalem oluyor toplamda. 2,5-3 yaşa kadar bez kullandığını düşünürsek çocukların. Biraz da boşa giden bir para gibi düşünülüyor. Ama bence öyle değil. Çünkü bebek bezi hem bebeklerin hem annelerin rahatlığı açısından çok önemli bir şey. Bebek bezi güzel olduğu zaman, şişe kakayı güzel emdiği zaman hem bebeğin uykusu daha güzel oluyor, hem anneler daha rahat ediyor. Bebekteki huzursuzluk ortadan kalkıyor. 7 tane bebek bezine sıvı dökerek karşılaştırma yapacağım. Ama öncelikle bebek bezlerinden kısaca bir size bahsetmek istiyorum. Hangi markaları getirdim? Genelde piyasada en çok bulunan, en yaygın bulunan ürünlerden seçmeye çalıştım. İlk başta burada Prima'nın bir bezi var. Prima'nın bezinde gösterge var. Üzerinde böyle hayvanlar var, tatlı figürler var. Bebeğiniz büyüdükçe belki bez takmaya direnecek, bez takmak istemeyecek. O yüzden üzerinde hayvan figürleri olması güzel bir şey bence. Onlarla biraz kandırabiliyorsunuz, oyalayabiliyorsunuz. Şu yan bantları da karşılaştıracağım. Yan bantlar da çok önemli. Bu yan bantların yeterince esnek olması gerekiyor. Ve bunları bağlayıp taktığınız zaman, yani şu şekilde bir kere takıp sonra çıkardığınız zaman tekrar yapışabilmesi de benim için önemli bir kriter. Çünkü bazen hani bezi açıyorsunuz, bakıyorsunuz, hiçbir şey yok, tekrar geri bağlıyorsunuz. Bantlar aşındığı zaman tekrar bağlanmıyor. Bu Prima'nın bezi. İncelik olarak da gayet ince de bez. Sleepy'nin bezi var bir tane burada. Sleepy'nin bezinde yine gösterge var. Çiş yaptığı zaman bebeğiniz bu göstergeler yeşile boyanıyor. Sleepy'nin bezinde de yine içini bir açalım bakalım dokusuna. İç dokusu yumuşak gayet. Yalnız birazcık Prima'ya göre daha kalın bu bence. Yine bantlarına da bakıyorum. Bunun bantı biraz zor açılıyor. Şöyle yaptığımız zaman. Ama gayet güzel bağlanıyor. Cırt cırtı da hani 3-4 kere cırt cırtladım. Gayet yapışkanlığı yerinde. Bir tane de Pampers'ın bezi var. Bu Prima ile aynı firma. Buna da bir bakalım. Bu Pampers'ın özelliği, açtığınız zaman bebek bezi inanılmaz kokuyor. Böyle bezler çok güzel kokuyor. Yani bu iyi bir şey mi, kötü bir şey mi, buna ben tam olarak karar veremedim. Aslında kokusu hoşuma gidiyor ama hani böyle parfümlü olması biraz da açıkçası beni rahatsız etti. Bunun da aynen cırt cırtlarına tekrar bakalım. Şöyle. Gayet güzel yapışıyor. 2-3 yapıştırmada da hiçbir sıkıntı olmuyor. Şimdi şurada şu bezin iç tarafı yine ince, aynı Prima ile Pampers zaten dediğim gibi aynı marka aşağı yukarı. Bu bezin fiyatı birazcık daha uygun ama buna göre. İncelikleri aynı, dokuları aşağı yukarı aynı gibi görünüyor. Burada bir tane Huggies bezimiz var. Huggies'lerin de şöyle bir özelliği var, kız bebek, erkek bebek için ayrı bez üretmişler. Erkek bebeklerin emici tabakası birazcık daha önde bulunuyor. Şurada bulunuyor şu mavi tabaka. Biraz sonra ıslatınca daha iyi göreceksiniz. Kız bebeklerinki de daha ortada bulunuyor. Üstündeki figürler çok tatlı. Ama birazcık bu bez bana kalın geldi. Şu cırt cırtlarına bakalım tekrar. Cırt cırtları iyi yapışıyor mu? Yapışıyor. Gayet güzel. Hiçbir sıkıntı yok. Cırt cırt konusunda galiba çok sorun yaşamayacağız. Burada Molfix'in bezi var. Molfix'in bezini de açalım. Bunlarda tabii gösterge bir tek Sleepy ile Prima'da vardı. Gösterge bence küçük bebekler için önemli bir şey. Büyük bebekler için artık çok önemli olmuyor. Rahatlıkla hani bakabiliyorsunuz, çıkarabiliyorsunuz, uyanacak korkusu falan olmuyor. Şurada Molfix'in emici tabakası bana göre birazcık geride. Şu Molfix'in bakın emici tabakası yeşil. Yani bunda kız bebek, erkek bebek ayrımı yok. Emici tabaka biraz geride kalmış bana göre. Bir erkek bebek hani çiş yaptığı zaman buradan çıkabilir. Bu özelliğini açıkçası çok beğenmedim. Ama incelik olarak güzel, dokusu da güzel bence. Tabii en son değerlendirmeyi sıvıyı döktükten sonra yapacağım. Sırada Comily'nin bebek bezi var. Comily'nin bebek bezinde de böyle üzerinde tatlı kuzucuklar var. Comily'nin bebek bezi de birazcık daha kalın genel olarak. Şöyle baktığımızda. Bunun emici tabakası ama her yere yayılmış durumda. Bu bence iyi bir özellik. Sadece tek yere toplanmamış. Şöyle cırt cırtına da bakacağım tekrar. Bunun cırt cırtı çok iyi yapışmıyor bence. Yani tabii bunu kullanarak daha iyi anlarsınız ama
Ben cırt cırtın yapışmasını çok beğenmedim. Bir kere takıp çıkardıktan sonra muhtemelen ikinci sefer, yani bezi tekrar kullanın demiyorum tabii de, bez boş çıktığı zaman tekrar ben bantlıyorum, cırt cırtlıyorum. Bu bence kötü bir özellik. En sonunda da Babystar bebek bezimiz var bir tane. Sıvımızı şöyle alalım. Babystar bebek bezi de yine bu biraz erkeklere göre tasarlanmış. Yani bu unisex aslında, kız erkek farkı yok ama emici tabakasını ön tarafa almışlar, şu yeşil tabaka. Yani muhtemelen buralar da emiyor ama hani uzun vadede bence buralar sıvı geçiriyordur diye düşünüyorum. Çok iyi emdiğini düşünmüyorum ama yine sıvıyı dökünce göreceğiz. Şurada yine bir cırt cırtımız var. Cırt cırtı da deneyelim. Bunun cırt cırtı güzel. Bunu tekrar tekrar yapıştırabilirsiniz. Şimdi bütün bezleri açtığımıza göre sıvı dökme aşamasına geleceğim. Sıvımızı, çişimizi limonata aslında dökeceğiz üzerine ve deneyeceğiz bakalım. Şimdi ilk başta Prima'dan başlıyorum. Evet sevgili anneler, hızlıca sıvıları döktük ve sıvıları döktükten 10 saniye sonra hemen ilk etapta kağıt havluyla hızlı emiciliklerini kontrol ettim. Prima'nınkini çok beğendim. İlk Prima bezinki çok hızlı emdi. Sleepy'ninki de bence fiyat performans kategorisine göre iyiydi. Prima kadar iyi olmasa da yine tatmin edici bir sonuca ulaştım. Pampers'ınki de çok hızlı emdi. Huggies'in emiciliğini beğenmedim. Molfix'inki ona göre daha iyiydi. Molfix'te hani sadece ön tarafa emici tabaka yapmışlardı, ilk başta eleştirmiştim ama Molfix'in Huggies'e göre daha iyi olduğunu gördüm. Comily'i beğenmedim. Comily de bayağı ıslaklık kalıyor ilk etapta. Ve Babystar'ı da beğenmedim. Şimdi de uzun dönemdeki kuruluklarını test edeceğim. Havlu kağıtlarla. Pampers'ta, Prima'da pardon, gerçekten hiçbir şey kalmamış. Sleepy'de peçeteye geçmese de elime çok hafif bir nemlilik geliyor. Pampers'ta da yine yok ama yine elimle çok hafif hissediyorum. Huggies'te bayağı kuru görünüyor. Molfix'te gayet kuru görünüyor. Comily yine hala birazcık ıslaklık hissediyorum Comily'de ne yazık ki. Babystar'da bayağı ıslaklık hissediyorum. Evet sevgili anneler, son kontrollerimi yaptım. Bezleri kapattım, bir de dışarıdan baktım. Hepsine şöyle bir emiciliklerini dışarıya geçirmiş mi geçirmemiş mi diye. Şimdi size kısaca bir özet geçeceğim. Yüksek fiyat kategorisindeki bezlerde tabii ki de Prima var. Prima'nın gerçekten hızlı kuruluğu ve emiciliği çok iyi. Fakat fiyat kategorisi olarak biraz daha ücret olarak yukarıda. Sleepy ücret olarak biraz daha uygun bir kategoride. Huggies'le Molfix'le aynı kategoride. O kategoriden en çok Sleepy'yi beğendim. Çünkü emiciliği, hızlı kuruluğu gerçekten süperdi. Sadece Sleepy'de yaşadığım tek sıkıntı yan bantlarda pişik olması. Yani yan bantlar birazcık tahriş yaptı benim oğlumda. Yazdı, hava çok sıcaktı. Sadece öyle bir dönemde yaşadım. Kış döneminde Sleepy'de hiçbir sıkıntı yaşamadım. Huggies ve Molfix'i de kullandım. Huggies ve Molfix'in burada denediğim emicilik, hızlı kuruluk testinde çok fazla başarılı bulamadım onları. Ama genel olarak yine de bence kullanılabilir. Comily ile Babystar'ı ne yazık ki beğenmedim. Umarım birazcık bez konusunda kafanızda bir fikir oluşturabilmişimdir. Siz anneler olarak kendiniz denediğinizde daha iyi göreceksiniz her şeyi. Fakat ben size önden detaylı bir bilgi vermek istedim. Görüşmek üzere, hoşça kalın.